kamuoyumuzla da paylaşmıştık. 14-26'da ikinci bir 7,6 büyüklüğünde Elbistan ve Ekinözü merkezli bir deprem daha yaşadık. 145 bu her iki depremle alakalı da 145 artçı deprem yaşadık. Bunların üçü 6 büyüklüğünden daha fazla, 6'dan daha fazla bir büyüklüğe sahip. 5 ve 6 arasında da 15 depremimiz var. Yine çalışmalarımız çok sık aralıklarla, yine belirli aralıklarla sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm an be an çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten AFAD'a geldiler. Burada belirli bir süre burada koordinasyon merkezinde çalışmaları yürüttüler, başkanlık yaptılar. Sonrasında da zaten şu anda yine külliyede fiilen tüm afet yönetiminin başındadır. Çok yakinen takiptedir. Bakanlarımız yine aynı şekilde tüm 10 ilimizde faaliyetlerini yürütüyorlar. Hem merkezde hem de ilçe merkezlerinde. Yine hayatını kaybedenleri, yaralıları ve yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. Şu an itibariyle bunu ifade ediyorum. Ve 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız var. 700 yaralımız var. Ve 1278 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, 1003 yaralımız ve 101 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden, 1003 yaralı ve 101 yıkılan bina demiştim zannediyorum. Diyarbakır'da yine 46 vefatımız var. 557 yaralımız ve 20 yıkılan binamız şu ana kadar tespit edilen. Urfa, Şanlıurfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız ve 201 yıkılan binamız mevcut. Antep, Gaziantep'te 309 kaybımız, 1597 yaralımız ve 581 yıkılan binamız mevcut. Kilis'te 13 kaybımız, 244 yaralımız ve 50 yıkılan binamız. Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız ve 24 yıkılan binamız mevcut. Malatya'da 106 kaybımız var. Yine 1941 yaralımız var ve 300 yıkılan binamız var. Bu arada Elazığ'da da 6 yıkılan binamızın olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Toplam itibariyle baktığımızda 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 9733 yaralımız ve 3471 yıkılan binamız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz olarak gerek merkezde gerekse her bir ilimizde elimizden gelen tüm çabayı tüm bakanlıklarımız, ilgili birimlerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, köylerimize kadar ve aynı şekilde de sivil toplum örgütlerimiz ve yerel yönetimlerimiz bütün güçleriyle sahada gayret göstermekteler. Biz de yine buradan yine koordinasyonu sağlıyoruz. Şu an itibariyle baktığımızda sahada toplam 9698 arama kurtarma personelim bulunmakta. Bunlar gerek AFAD'dan, gerek JAK'tan, gerek polis arama kurtarmadan, gerek DAK'tan, gönüllüler ve güvenlik korucularımızdan oluşan, aynı zamanda da yine Milli Eğitim Bakanlığımızdan da oluşan arama kurtarma personellerimiz var. Bunların Milli Eğitim Bakanlığımızın çoğu Hatay'a geçmiş durumdalar. Yine 14.000 toplam baktığımızda 14.720 personelle destek gönüllüleri
dahil sahadayız. An itibariyle bunlar gerekli ekipman, araç ve gereçle birlikte. Tabii acil olan bizim için barınma, beslenme ve enerji kaynağının kış olduğu için şartlar çok ağır. Ulaşım şartları gerek havadan gerekse karadan oldukça ağır seyretmekte. Dolayısıyla biz de tabii ki bir taraftan arama kurtarma ve her türlü diğer yardımlarla ilgili çalışmalarımızı, afetle mücadele ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni kazalara, yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili de olabildiğince hassas davranıyoruz. Hava şartlarından dolayı hava araçlarının kullanılması hususunu kastediyorum. Ve yine karada da belirli bölgelerde Osmaniye, Nurdağ, Nurdağ, Narlı, Malatya, Yazlıhan, Adıyaman, Çelikhan, Çelikhan Sürgü, Malatya'nın burada kapalı yollarımız var. Dolayısıyla bu da tabii ki malzemelerin yerlerine ulaştırılmasıyla alakalı işimizi biraz zorlaştırıyor ama buradan servis yollarını kullanmaya çalışıyoruz. Bunlar kardan dolayı kapalı yollar olduğu gibi yine taş düşmesi ve zarar gören yollar da bunun içerisinde. Enerji konusu haberleşmeyle de doğrudan alakalı ve ısınmayla da doğrudan, arama kurtarmayla da doğrudan alakalı olduğu için özellikle önem verdik. İlk etapta tabii enerji hatlarının tekrardan verilmesiyle alakalı bunu olabildiğince kontrollü vermeye çalıştık ki yine yeni ikincil afetler oluşmasın diye. Şu an itibariyle 6 ilimizde sadece 11 trafo merkezimizde elektrik verilememekte. Diğerlerinin tamamına elektrik verilmeye başlandı ama kontrollü veriliyor. Yani yıkılan binalar varsa, sokakta sıkıntılı olan yerler varsa burada yine valiliklerle ve ilgili birimlerle kontrollü olarak bu elektrikler verilmekte. Özellikle 16 trafo merkezinde çok daha dikkatli şekilde bu elektrikleri vermeye çalışıyoruz. Ve şu andan itibariyle de 11 merkezimiz var. Trafo merkezimiz var. Milli Eğitim Bakanımız gerekli açıklamayı yaptı. Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Dolayısıyla bu okullarımızla alakalı gerek yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmen evlerinde, kapalı spor salonlarında tamamında buralar yine barınma amaçlı değerlendirilecek. Buralardaki kapasitelerin tamamını şu anda hazır hale getiriyoruz. Yine üniversitelerimizde 12 ili kapsayan üniversitelerimizde yine YÖK eğitime ara vermiş durumda. Yine burada da tüm bu üniversitelerimizin gerek yurt kapasiteleri, gerek kapalı spor salonları, gerekse uygun olan binaları aynı şekilde barınma için değerlendirilecek. Özellikle afet bölgesi 10 ilin dışındaki kalan çevre illerdeki üniversitelerde bu amaçla tatil edilen üniversitelerden bunlar Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Mardin, Bingöl, Antalya. Dolayısıyla bu illerimizdeki tüm kapasiteyi de yine tamamen barınma merkezi kullanıyor olacağız. Şu anda yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi özellikle bu doğrudan etkilenen 10 ilimizde kalan, yakınlarını kaybetmemiş, enkaz olmayan ve orada görevli bulunmayanların bir an önce o illerimizden dışarı çıkmalarını arzu ediyoruz ki oradaki afet yönetimi, arama kurtarma çalışmalarımız başta olmak üzere çok daha rahat ve hızlı yapılıyor olabilsin. Zaten hemen diğer illerimize geçtiklerinde valiliklerimizle, mülk idare amirliklerimizle yine şehrin girişinde gerekli irtibat büroları kurularak yönlendirme yapılacaktır. Çok kısa bir zaman içerisinde de yine biz de tahliye boyutundaki çalışmalarımızı da yürütüyor olacağız. Merkezden biz de kendimizde bu çalışmaları doğrudan katılıyor olacağız. Barınma ve beslenme demiştim. Burada gerek çadırlar, gerekse battaniye, ısıtıcı, mutfak seti ve yatakla alakalı tüm diğer illerimizden
mevcut illerimizde zaten lojistik depolarında var olanlar vardı ama tabii ki yeterli olmayacağı için diğer illerden de buralara tamamını yine sevk ediyoruz. Sevk etmiş durumdayız. Henüz ulaşmayan varsa yolda olduğunu yine bu 10 ilimizde bulunan vatandaşlarımızın bilmelerini arzu ederim. Beslenme ile ilgili konuya geldiğimizde de yine gerek sahra mutfakları, gerek aşevleri, gerek mobil mutfaklar, ikram araçları ve hizmet araçlarıyla tüm illerimizde bu normal aşevleri, beslenme merkezleri kurulmuş durumda. Kızılay Başkanlığı'nda beslenme merkezi, beslenme hizmet grubumuz Kızılay'ın koordinasyonunda, yerelde yine bakanlarımızın asıl koordinasyonunda ve mülki idarenin de fiilen yürütmesinde de bu beslenme faaliyetleri de fiilen şu anda devam etmekte. Onun dışında yurt dışından gelen yardımlar vardı, talep edenler vardı. Özellikle medikal ve arama kurtarma boyutunda katkı verebileceklerini ifade ettik. Gelen yardımlar var farklı ülkelerden. Dolayısıyla onları da yine afet bölgelerine yönlendiriyoruz. Özellikle barajlarla ilgili sorular vardı. Bölgedeki tüm barajlar çok hızlı bir şekilde DSİ tarafından denetlenmiştir. Bakanlığımız tarafından denetlenmiştir. Bazı çok yapısal olmayan, yüzeyde çatlakların olduğu barajlarda yapısal bir risk olmadığını gördük. Bu denetleme, bu çalışma ciddi şekilde devam ediyor. Dolayısıyla orada herhangi bir konu olursa zaten anında müdahale edilebilecek derecede de orada da hazırız. Tüm bölgedeki ifade ettiğim gibi barajların tamamını kontrol ediyoruz. Ben bu kadarla bir konu daha var. Onu da sizinle paylaşmak isterim. O da yine bu 10 bölgemizde, 10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan yurttaşlarımız, vatandaşlarımız ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde bu ekmeklerini alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyonu yapıyoruz fırınlarımızda. Bunu da buradan duyurmuş olalım vatandaşlarımıza. Tekrar ben hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Özellikle afet anlarında, afet durumlarında biz millet olarak bir oluruz, beraber oluruz, dayanışma içerisinde oluruz ve hep birlikte de bunun üstesinden geliriz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında biz birçok afeti birlikte yaşadık ve çok hızlı bir şekilde de bunun üstesinden geldik. Bu defaki yaşadığımız afet belki 100 yılda görülebilecek boyutta çok büyük ölçekli, gerek alan itibariyle gerekse de yaşadığımız depremlerin büyüklük ve şiddeti itibariyle. Çok hızlı şekilde sahaya müdahil olmaya çalışıyoruz. Özellikle benim dikkat çekmek istediğim konu bir kez daha buradan AFAD merkezinden yapılan açıklamaların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi. Özellikle dezenformasyon boyutunda yurt içinden veya yurt dışından yayılmaya çalışılan haberlere, yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olunmasını bir kez daha ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Sorular varsa alabiliriz. Buyurun. Akarya yakın satışlarıyla alakalı bir sorun olabilir mi? Çünkü vatandaşlar gerek arabalarında akarya yakınıza ısınma veya ilerden araçla ayrılma konusunda zorluk yaşadığını söylüyorlar. Hem bu hem de deprem bölgesinden vatandaşların bir tahliyesiyle alakalı da buradan bir mesaj. Biraz önce tahliye ile ilgili mesajı verdim. Bir kez daha tekrarlayabilirim. Orada hemen çevre bölgelerde ve aynı zamanda da Mersin'den Antalya'ya uzanan bir hatta Turizm Bakanlığımız da yine aynı şekilde turizm otelcilerimiz de yine belirli kapasitelerini bize ayırmış durumdalar. Buralarda hem üniversitelerimizin hem tüm okullarımızın, pansiyonlarımızın, yurtlarımızın tamamının kapasitesini kullanıyor olacağız ve oralara
çıkmalarını, vatandaşlarımızın araçları varsa dışarı çıkmayla alakalı, görevli değillerse şayet, onu arzu ediyoruz. Biz de zaten kendimiz tahliye operasyonunu fiilen yoğun şekilde başlatıyor olacağız. Akaryakıtla alakalı konuda da Enerji Bakanlığımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yolların kapalı olduğu bir iki ilimizde buna benzer şikayetler aldık. Dolayısıyla farklı güzergahlar ve servis yollarını kullanarak çok hızlı bir şekilde o sorunları da şu anda çözüyoruz. Yerelde akaryakıt sorunu yaşanmamasını sağlayacağız. Ben teşekkür ediyorum. Afet bölgesi ilan ediyor olacağız. Yani orada bir sorun yaşanmaz zaten. Orada herhangi bir sorun olmaz. Onun dışında maddi yardımlarla alakalı konu ne olursa olsun zaten tüm illerimize, 10 ilimizde buna dahildir. Gerekli her türlü maddi yardım hiçbir şeyden kaçınılmaksızın illerimize gönderilmektedir. O da fiilen başlamıştır. Tahliye operasyonu için başlatacağız dediniz efendim. Öngörülen bir zaman dilimi var mıdır? Yarın itibariyle, bugün itibariyle kendi araçlarıyla çıkmak isteyenler çıkabilirler. Yarın da yine daha kapsamlı şekilde bu illerden dışarı trafik sorunu da oluşturmayacak şekilde, kontrollü bir şekilde çıkmak isteyen arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı o bölgelerden almak istiyoruz ki afeti daha hızlı yönetelim, daha rahat yönetelim. Kapalı olan havalimanlarından şu anda sadece Hatay var. Zaten orası şu an için açık değil. Diğer iki havalimanımız vardı. Orada da orası sadece diğer uçuşlara açık değildi. Bir önceki briefingimde de onu ifade etmiştim. Orada sivil uçuşlar ve afetle ilgili uçuşlar oralarda devam ediyor. Sadece Hatay var. Buyurun. Bu sizlerle paylaştığım rakamlar an itibariyle olan verilerimiz. Burada hala artış ne yazık ki bekliyoruz. Şu anda benim hani şöyle bir artış olabilir şeklindeki bir öngörüde bulunmam doğru olmaz. Ama daha bu sayıların artıyor olabileceğine hazırlıklı olmamızda da fayda var. Köylerimiz dahil olmak üzere tüm bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Arama kurtarma ekipleri de dahil. Tüm gücümüzü seferber etmiş durumdayız. Efendim, enkaz çalışmasının başlamadığı şu anda şu anda yollarda olan hala arama kurtarma ekiplerimiz var. Dolayısıyla her ekip girdiği anda zaten ildeki bakanımızla, mülk idare amirimizle, oradaki afet acil durum yönetim merkezimizle irtibata geçiyor ve doğrudan enkaz bölgeleriyle ilişkilendiriliyor ve çalışmalarına başlıyorlar. Peki efendim, ulaşılamayan evet. bölgelerdeki vatandaşlara öneriniz ne olur? Henüz gelmeyen ekipleri. Ekipler gelmeyenler de orada zaten bakanlarımız sahadalar ve valiliklerimiz ve acil durum yönetim merkezlerimiz orada. Eğer köylerde olursa da muhtarlarımız köylerde. Biz onlar aracılığıyla bu irtibatı sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hava şartlarının özellikle çok sıkıntılı oluyor olması ve bizim ikincil afetlerden kaçınıyor olmamız bizi çok daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.